Hoş geldin arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fatiha evrenini birazcık keşfe çıkacağız. Fatiha suresinin yüksek ruhsal varlıklarını, onların hayatımıza olan katkılarını ve bizim Fatiha ile olan ilişkimizin düzeyine göre bize olan yansımalarını anlamaya, anlamlandırmaya ve fark etmeye çalışacağız. Öncesinde şu açıklamayı her zaman yapıyorum sizlerle ilgili. O da şu sevgili arkadaşlar. Bu tarz çalışmalar sevgili arkadaşlar, özellikle bu çalışma Fatiha ile gönül bağı olan, Fatiha'yı çok sık okuyan, Fatiha'yı içselleştiren, Fatiha'yı kendi hayatına bir şekilde katmış arkadaşlarımızla daha yüksek etkiler oluşturuyor. Bu demek değildir ki diğerleri de bundan mahrum kalacaklar. Böyle değil arkadaşlar. Özellikle ezoterik şifacılık okulu grubunda birlikte yaptığımız 125 bin Fatiha okuması çalışmasına katılan arkadaşlar bu konuda daha ileride deneyimler ve tecrübeler yaşayacaklar. Bunun yanı sıra daha farklı bilgilere ulaşacaklar. Ruhsal dünya sevgili arkadaşlar, biz onları fark edene kadar bize karşı yardım edip etmemek konusunda çekimser davranmazlar, ilgisiz davranırlar. Dolayısıyla biz onlardan yardım ve destek talep ettikçe onlar hayatımızda görünür olmaya, var olmaya ve desteklerimizi aktarmaya dair çeşitli delillerle hayatımızdaki önemli yerlerde bize kendilerini gösterirler sevgili arkadaşlar. Bu anlamda da özellikle bütün kitapların başlangıcı, Kur'an'ın başlangıcı, açılmasıyla ilgili B harfi ve bunun sebebiyle yola çıkarak Bismillahirrahmanirrahim sırrı ve Besmele sırrının yanı sıra sevgili arkadaşlar, Fatiha ile birlikte işlerimize, hayatımıza başladığımızda çok güzel açılımlar, çok güzel yaklaşımlar olacak. Özellikle şifacılık konusuyla uğraşan arkadaşlarımız Fatiha okumak suretiyle, Fatiha'nın yüksek ruhsal yapısını deneyimlemek suretiyle hem kendini hem yakınlarını hem danışanlarını bu konuda şifaya vesile olabilirler arkadaşlar. Fatiha suresinin aynı zamanda bir isminin de Şafiye olduğunu, şifacı bir sure olduğunu zaten daha öncesi programlarımda sizlerle paylaşmıştım. Seslerinizi kapatacağım arkadaşlar. Hani lütfen yanlış anlama olmasın. Birazdan yapacağımız çalışmada ne kadar sessiz olunursa o kadar yüksek verim elde edeceksiniz. Şu paylaşımı da durdurduktan sonra şunu rica edeceğim sizlerden. Buraya kadar şimdi yapacağımız çalışmanın içeriği yine eşsiz bir ruhsal çalışma olacak. Ve bu ruhsal çalışmada sevgili arkadaşlar sizin kendi bilincinize en uygun Fatiha suresinin bir ruhsal yardımcısını diyelim. Yanınızda bulacaksınız. Sayı 1, 2, 3, 4, 5 olabilir. Ne göreceksiniz, ne deneyimleyeceksiniz konusuna gelince sevgili arkadaşlar, sizi hafif ya da derin bir trans aldıktan sonra kendi tasarladığım enerjisel yöntemlerle sizi bir kapıdan içeri alacağız. Ve bu kapıdan içeri girdiğinizde sevgili arkadaşlar artık dünya dışında bir yerdesiniz. Dünya ötesi bir yerdesiniz. Ruhsal boyuttasınız. Ve bu ruhsal boyutta sevgili arkadaşlar hayatınızda var olmasını istediğiniz her ne varsa bunları tek tek alacaksınız, toplayacaksınız. Bunları hayatınıza katacaksınız. Bunlar yaparken sevgili arkadaşlar tabii ki al-ver döngüsü ve al-ver yasası burada işleyecek. Siz yapacağınız her türlü işlem için talep ettiğiniz ya da başarmak istediğiniz her konuyla ilgili o boyutta, o evrende belli sayılarda Fatiha okumayı taahhüt edeceksiniz. Örnek veriyorum. Ruhsal dünyaya girdiniz. Ne isteyeceğinizi sadece siz biliyorsunuz. Bu konuda benim size bir yönlendirmem olmayacak.
Olmak istediğiniz ya da sahip olmak istediğiniz şeylerle ilgili ruhsal dünyayı, o dünyayla konuşacaksınız. Ben buna sahip olmak istiyorum. Örnek veriyorum. İyi bir şifacı olmak istiyorum. Bununla ilgili gerekli enerjilerin bana aktarılmasını istiyorum. Örnek veriyorum. Kaç Fatiha okumam lazım? Bir Fatiha okumanız lazımsa bir Fatiha okuyacaksınız orada. Anlatabiliyor muyum? Daha sonra ilerleyerek hayatınızda, ömrünüzde ve biraz da sonsuz yaşamında sevgili arkadaşlar size faydası olacak her türlü nimeti bu evrenden alabilirsiniz. Bu çalışma yüksek bilinçlerle ve bizim mental bedenimize yapılan bir çalışma olduğu için sevgili arkadaşlar size şunu hatırlatmak istiyorum. Işık bedenimizi hatırladığımızda cenneti, bir dönem cennetlik olduğumuzu, cennetten dünyaya sürgüne gönderildiğimizi hatırlatmak isterim. Cennet hayatı nasıl bir hayattı? Tasarım düzeyinde varoluşun, yaratımın, realitenin aynı anda bize sunulduğu bir hayattı burası. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi bu yapımızı, bu yaşantımızı her gün fark edeceğiz. Bunu her gün talep edeceğiz. Buraya kadar arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle, sihirli bir alana giriyoruz. Orada dolaşıyoruz ve gözümüze çarpan her şeyi istiyoruz. Ama isterken bir bedel ödeyeceğiz. Kaç Fatiha? Ki bu boyutta her şey bize Fatiha'nın sırrıyla sunuluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bir illüzyon değil. Bu uydurulmuş bir şey değil. Buradaki aldığınız şeylerin ruhsal ödüller olduğunu, ruhsal hediyeler olduğunu ve reel hayatta mutlaka karşılıkları olduğunu da bilmenizi isterim. Çünkü reel hayat ruhsal dünya olmadan var olamaz arkadaşlar. Ne demek istedim? Dedim ki bir şey ruhsal dünyada varsa reel hayatta mutlaka bunun karşılığı var. Ya siz bunu fark edemediniz ya da onun henüz zamanı gelmediği için siz onu algılayamıyorsunuz. Dolayısıyla her bir birey kendi özgür seçimleriyle, yüksek benliğiyle bağlanarak, ruhsal rehberlerinin de desteğiyle o evrenden dilediği her şeyi alabilecek. Bu çalışmada sevgili dostlar, Yüce Allah'ın Vehhab ismi, Ya Vehhab, Ebced değeri 14'tür. Yüce Allah'ın sadece ve sadece koşulsuzca hiçbir ön şart gerekmeksizin sadece onun rahmetinden kaynaklı verme, koşulsuzca verme isminin tezahürüdür. Yani kim olduğun, ne olduğun, nasıl olduğun, liyakata sahip olup olmadığın, hak edip hak etmediğin, onu kazanıp kazanmayı isteyip istemediğine bakılmaksızın Yüce Allah yağdırır. Bunu rahmet gibi, yağmur gibi değerlendirebilirsiniz. Yağmur istemediği halde yağar, istediğimiz halde de yağar. Faydalıdır ve bunun için sevgili arkadaşlar hiçbir liyakata sahip değilsinizdir. Hayatınızda birden olmasını istediğiniz, çabucak olmasını istediğiniz, lütufla olmasını istediğiniz şeyler neyse bu konuda sevgili arkadaşlar bu oturum size belli enerjileri, belli ruhsal yapıları hayatınızı hızlandırabilir, sizi yüreklendirebilir, size çok farklı bir dünyanın kapılarını açabilir. Tekrar söylüyorum. O boyutta çalışmaya başladığımızda dünya dışı renkler, dünya dışı objeler, dünya dışı mekanlar, aynı şekilde dünya duygusu, bu boyutta asla hissetmediğiniz duygular, düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Burada panik yapmanıza, kendinizi yargılamanıza, bu sistemi sorgulamanıza gerek yok arkadaşlar. Farklı bir boyutun size dünya diliyle anlatımını sunmaya çalıştım. Burada her şey bireyseldir ve her şey kişiye özgüdür. Ve kişi burada sevgili arkadaşlar dilediği şekilde her şeyi almaya Yüce Allah'ın Vehhab ismi şerifinden dolayı yetkilidir. Onun için her şeyi talep edebilirsiniz, her şeyi alabilirsiniz. Yaklaşıp alacaksınız, soracaksınız kaç Fatiha okumam lazım. Ve orada okunacak arkadaşlar Fatiha. Pazarlık yapmanızı isterim. Bir Fatiha ile çok şey alabilirsiniz. Sadece bir Fatiha ile çok şey alabilirsiniz. Ve bunları arkadaşlar
enerji bedeninize, fizik bedeninize direkt katmaya çalışın. Örnek veriyorum. Diyelim ki konumuz şifa ve şifacılık okulu ya burası. Girdim ve şifacılık yeteneklerimin payitaht üzerinde bana sorulacak şifacılık yeteneklerimin büyümesini ve artmasını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Evrene girdim. Evet, orada şifacılıkla ilgili bir alan gördüm. O enerjiyi aldım. O enerjinin bana yüklenme aşamasını sevgili arkadaşlar adım adım yaşamam lazım. Bir ışık bulutunun içine mi girdim? Akan bir şelalenin içine mi girdim? Birisi sadece alnıma dokunarak, avucuma dokunarak bana bir enerjiyi mi kanalize etti? Bunu deneyimliyorum arkadaşlar. Varsayalım ki sağ avucumun içerisine bir şey koydu. Burada bu enerji sevgili arkadaşlar bütün bedenimde hissetmek üzere bir deneyim yaşamam lazım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hepimizin ihtiyacı çok farklı olduğu için, farklı bilinçler olduğumuz için ben tek tek sizin ne istediğinizi ayrı ayrı seçemeyeceğim için sizi yaklaşık 7-8 dakika yalnız bırakacağım, sessiz kalacağım ve sizler bu esnada oradan alabildiğiniz her şeyi alacaksınız sevgili arkadaşlar. Buraya kadar sorunuz var mı? Hızlıca şeye bir bakacağım. Konuşma bölümüne bakacağım. Evet, Tülay Hanım, Fatih'i orada okuyacaksınız. Yani peşin olarak okuyacaksınız. Ondan sonra alacaksınız. Yani parayı vereceksiniz. Ondan sonra alacağınızı alacaksınız. Evet Esra Hanım, her şeyi isteyebilirsiniz. Tabii ki sevgili, eş, ilişki, başka insanlar olduğunda konu değişir. Yani şu adam benimle olsun işte ne bileyim. Kötü şeyler yok arkadaşlar ve başkasının iradesini etkilemek de yok. Ancak anneyiz, babayız, çocuklarımız var ve onlarla ilgili bazı şeyler tabii ki isteyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bu çalışma nasıl çalışıyor onu anlatacağım size. Bu çalışma şuradan dolayı çalışır arkadaşlar. Bir, Fatiha suresi dağa taşa değil arkadaşlar. İnsana mı inmiştir? İnsan için midir? Kur'an insan için midir? Evet. Dolayısıyla onu vesile ederek sevgili arkadaşlar her şeyi Yüce Allah'tan onun vesilesiyle talep edebilirsiniz. Olmuş gibi davranmanızı tavsiye edeceğim size. O şeyi artık aldınız. Örnek veriyorum. Biraz dünyevi şeylerden konuşalım. Araba almak istiyorsunuz. Ama bakın arkadaşlar, bu şöyle bir şey değil. Buraya girdiğinizi anladığınızda zaten zamanın, mekanın, algıların tamamıyla dünya dışı olduğunu fark edeceksiniz. İki, isteyeceğiniz şeylerin genelde sizin en çok ihtiyacınız olan şeyler olduğunu ruhsal olarak zaten deneyimleyeceksiniz. Ve bu deneyim esnasında da sevgili arkadaşlar ilerlerken dünyevi ihtiyaçlarınız evet vardır, olabilir. Bunları talep edebilirsiniz ve talep de etmelisiniz. Ancak burada bazı şeyleri isteseniz de tasarlayamayacağınızı ve hiç ummadığınız şeylerin de gözünüze sanki sokulurcasına size ya bunu al, bunu yap, bunu edin denildiğini fark edeceksiniz. Burada sevgili arkadaşlar, ne kadar çok saf tanık konumunda kalırsanız, tasarım konusuna mümkün mertebe girmemeye çalışırsanız, ya örnek veriyorum oraya girdim ve bir orman hayal ettim. Bu telkinleri zaten ben size vermeyeceğim. Orası kendi elinden size açılacak bir alem. Tekrar söylüyorum. Fatiha'nın ruhsal boyutunun, bu bir ruhsal çalışmadır. Sizin ruhsal hayatınızdaki karşılıklarını orada göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Peki, daha fazla açıklama yapmayı çok gerekli bulmuyorum. Çünkü telkinlerin bir bölümüne kadar, transın bir bölümüne kadar açıklamalarım, bilgilendirmelerim olacak ama sonrasında deneyim sadece size ait. Buraya kadar sormak, söylemek, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı sevgili arkadaşlar? Bekliyorum 1-2 dakika. Konuşmak için söz hakkı isteyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz.
Yasemin Hanım, geç girmeniz sorun değil çünkü zaten telkinlerde bütün bilgileri anlatacağım. Önden sadece zihninizi hazırlamak için size bilgi vermek istedim. Evet, Esra Hanım, kayıttan daha sonra defalarca yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, ruhsal dünya şöyledir, hayır da şer de böyledir. Kulaklık takmanız gerekmez. Sizin hayatınıza katkı sunmak için sizden talep beklerler. Bu konuda negatif organizasyonlar çok çabuk cevap verirler. Pozitif organizasyonlar doğası gereği yapmak, imar etmek, ikame etmek sistemleri dünya şartlarında zor olduğundan dolayı belli şeyler, belli frekanslar, eşyanın belli hakikatleri devreye girdiğinde onlar açığa çıkarlar sevgili arkadaşlar. Evet. Başka gördüğüm kadarıyla soru yok. Peki. Başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle bütün çalışmalarda olduğu gibi omurgadik gözlerinizi kapatın. Önce sessizliğe, sonra bir miktar boşluğa yoğunlaşın. Sessizlik ve boşluk. Gözlerim kapalı. Zihnime yoğunlaşıyorum. Gelip geçen düşünceleri, duyguları sadece izliyorum, takılıp kalmıyorum. Ve bu esnada bir süre sessizliği, bir süre boşluğu deneyimlemenizi istiyorum. Çok güzel. Fatiha suresi bir kez akabinden dilediğiniz kadar salavat okuyarak yüksek bir niyetle Fatiha evreniyle tanışmak ve Fatiha evreninden arzu ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere ruhsal rehberlik ve destek almak üzere niyetimizi hatırlıyoruz. Acele etmeyin. Niyetinizi bu kelimelerle de ifade etmek zorunda değilsiniz. Sadece Fatih evreni demeniz de yeterli. Bulunduğunuz alana, hepimizin bulunduğu bu çalışma alanına gökyüzünden bembeyaz kar taneciklerinin düştüğünü ve yağdığını deneyimlemenizi istiyorum. Yağan her kar tanesinin grubu bizleri ve hepimizi arındırarak eridiğini ve toprağa karıştığını da görmenizi istiyorum. Belki saç telinize, yüzünüze, omzunuza, kollarınıza dokundu. Belki üşüdünüz. Ancak bu arındırıcı kar tanelerinin bedenimizdeki, ruhumuzdaki, enerji bedenlerimizdeki toksik enerjileri alandan uzaklaştırdığını ve bizi Fatiha evrenini hazırlamak üzere burada bulunduğunu görmenizi istiyorum.
Birazdan 3'ten geriye doğru sayacağım. Ve 1 dediğimde kendinizi kalbinizin önünde, göğsünüzde, altından bir küre içerisinde görmenizi istiyorum. 3, 2 ve 1. Altından bir kürede kalbinizin önünde kendinizi görmenizi istiyorum. Ve iyice bakın. Küreye bakın, kendinize bakın. Ve burada ne kadar çok güvenli bir alanda bulunduğunuzu fark etmenizi istiyorum. Derin derin nefes alın ve bu aşamadan sonra sadece ışık nefesi alın. Bütün bedeninizi ve deri gözeneklerinizi niyet ederek sadece ışık nefesini alın. İçinize nuru ve ışığı çekin. Yüce Allah'ın göz kamaştıran ışığında enerji bedenlerinizin, ışık bedeninizin farkına varın. Çok güzel. Şimdi tekrar 3'ten geriye doğru saydığımda 1 dediğimde kalbinize girmenizi istiyorum. 3, 2 ve 1. Kalbinize girin. Buranın ne kadar aydınlık, ne kadar geniş, ne kadar ferah bir yer olduğunu, burada ne kadar huzurlu olduğunuzu görmenizi istiyorum. Yüce Allah'a ve O'nun yarattığı her şeye yüksek bir sevgi ve koşulsuz bir şefkat ve merhamet düşüncesini, duygusunu yaymanızı istiyorum. Bütün eşyayı, yaratılmış olan her şeyi sevgiyle, saygıyla selamlamanızı istiyorum. Dağlar, taşlar, kuşlar, gezegenler, yıldızlar, evrenler, aylar, güneşler, canlı ve cansız olarak bildiğimiz bütün mahlukat, melekler, ruhlar, kabirdeki yakınlarımız, uzaklarımız, doğmamışlar, ruhlar planında olanlar, her şeyi selamlıyoruz. Çok güzel. Ve şu an dikkatinizi sadece kalbinize ve kalbinizdeki yanan bu ışık noktasına vermenizi istiyorum. Buraya dikkatli bakın. Şimdi sadece nefesinize odaklanın. Nefes alırken bu ışığın büyüdüğünü ve ışık bedeninizi fark edin. Nefes verirken ışığın küçüldüğünü ve giderek küçüldüğünü fark etmenizi istiyorum. Kalbinin ortasındaki aydınlığa yoğunlaş. Nefes aldığında tıpkı fizik bedenine benzer bir enerji bedeninin, yani ışık bedeninin genişlediğini fark et. Nefes verdiğinde enerji bedenin kalbindeki küçük bir nokta kadar, kibrit çöpü başı kadar küçük bir aydınlığa dönüştüğünü fark etmeyi istiyorum. Bunu kendi seyrinde 3-4 kez yapmak. Nefes alışverişlerine sen karar ver. Her nefes alınca ışık bedenini büyüt, fark et. Nefes verdikçe ışık bedenini küçült ve kalbinde kibrit çöpü başı kadar bir nokta olsun. Derin derin nefes almaya devam et. Ve şimdi 5'ten geriye doğru sayacağım. 1 dediğimde kendini devasa boyutlarda sadece senin algılayabildiğin en görkemli şekilde yüce bir kapının önünde
hazır olarak görmeni istiyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Harika. Bu kapıya dikkatli bak. Bir rengi var mı? Neye benziyor? Ne kadar büyük? Küçük mü yoksa? Burada bulunmak sana ne hissettiriyor? Hislerine dikkat kesin. Birazdan sadece ve sadece bir Fatiha okuyarak Fatiha'nın sana atayacağı görevli melekleri kaç tane olduğunu, sağında, solunda, önünde, arkanda, üstünde, altında nerede olduğunu sen bileceksin. Onları algılamanı istiyorum. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Muhteşem. Sen şu an fark ettiğin, şu an sana görünen, kendini fark ettiren bu yüksek şuurlu, yüksek karakterli varlıklara, ışık bedenli varlıklara birazcık daha dikkat kesilmeni istiyorum. Hangi yönündeler? Belki birisi bedenin içine girdi. Sağında, solunda. Neye benziyor onlar? Lütfen dikkatli bak. Ve şu an onların kalbine girmesine izin ver. Seni şifalandırsınlar. Kalbini açsınlar. Ve birisinden rica et. Üçüncü göz bölgenden içeri girsin. Ve basiretini açsın. Duru gönüllü kalp gözünü açsın. Muhteşem. Şimdi gözlerini yukarı doğru bak. Kafanın içine doğru bak. Tepe çakrandan yukarı doğru bak. Bakmaya devam et. Ve yüksek benliğini bir kartal olarak görmeni istiyorum. Her şey tepeden bakıyor. Yüksek zekayla ve tümel zekayla çalışan ruhunun bu yönünü fark etmeni istiyorum. Harika. Ve şimdi hazırız. Fatiha evrenine girmeye hazırız. Birazdan kapıdan içeri girdiğinde neler gördün, neler aldın, neler yaşadın sadece senin için. Ve unutma, burada talip olduğun, almak istediğin, kazanmak istediğin her şey Fatiha okumalarıyla sana verilecek. Benim sana tavsiyem sadece bir Fatiha okuyarak buradaki her şeye talip olabilirsin. Bunu bilmeni istiyorum. Yüce Allah'ın koşulsuz veren, bolca veren anlamına gelen Vehhab ismi şerifi onun sonsuz kudretinden bize bu şekilde yansır. Bunu da bilmeni isterim. Harika. Kalbine yeniden yoğunlaş. Kalbindeki ve üçüncü gözündeki Fatiha'nın yüce meleklerini fark et. Seni dönüştürmek için, sana yüksek rehberlik yapmak için oradalar. Ve tekrar yüksek benliğini bir kartal suretinde kafanın üstünde, semada, gökyüzünde görmeni istiyorum. Ve yolculuk başlıyor. Yolculuk başladığında sadece girişte, çok kısa bir iki telkinde seni buraya daha yüksek bir bilgelikte hazırlamak için bana müsaade etmeni istiyorum. Ve yolculuk başlıyor. 3, 2, 1. İçeri gir. Buradaki koridoru fark et. Buradaki ışıklı alanı fark et. Buradaki dünya dışı alanı fark et. Kokular dünya dışı, renkler dünya dışı, varlıklar dünya dışı, objeler, görünümler, duygular özellikle dünya dışı. Yaklaşık 7 dakika burada kapının önünde seni bekleyeceğim. Yüksek ödüllerle, yüksek hediyelerle, yüksek kazanımlarla geri dönmek için tam 7 dakikan var. Hadi, Bismillahirrahmanirrahim.
Evet sevgili arkadaşlar. Kapıya doğru yaklaşın. Dönüyoruz. Yüksek ödüller, yüksek hediyeler, yüksek görüşlerle. Salavatlar okuyarak, hamdü senalar ederek ve bir Fatiha daha okuyarak. Birden beşe kadar sayacağım. Beş dediğimde burada olmanızı istiyorum. Bir. Kalbinize tekrar yoğunlaşın. Buradaki yüksek titreşimi, yüksek enerjiyi, yüksek ruhsallığı fark edin yeniden. Bir daha gelmek üzere oradaki yüce sistemle, varlıklarla sözleşin. İki, kapıya doğru yaklaşın. Kapının görkemine son bir kez daha bakın. Ve üç, bedeninize gelin. Kalbinizdeki yerinizi hatırlayın. Kalbinize dokunun. Bütün kainata tekrar çok yüksek sevgi, saygı ve barış hislerinizi, şefkat hislerinizi yayın. Sizden yayılsın, açığa çıksın. Bütün kainatı selamlayın. Üç. Yavaş yavaş ellerinizi, ayaklarınızı oynatın. Dört, gözlerinizi açın. Beş, acele etmeden bir süre daha bu tatlı halin keyfini çıkarın. Söz hakkı alıp konuşmak isterseniz konuşabilirsiniz. Parmak kaldırabilirsiniz, bilim işte, yazı yazabilirsiniz vesaire vesaire. Evet. Bir Fatiha sevdalısı yakaladık. Arzan buyurun. Evet, iyi akşamlar hocam. Akşamlar. Nerelere götürdünüz bizi ya? Gerçekten inanılmaz şeylerdi. Gözyaşlarım durmadı böyle arada. Ve çok üşüdüm. Buz gibiydim. Çıkana kadar buz gibiydim. Ellerim, ayaklarım sanki kutupta kalmışım gibi. Halen de üşümeye devam ediyorum. Bu soğukluk konusunu şöyle çok kısaca bir açıklamak istiyorum. Dün ben de yaşadım. Hep beraber yaşadık. O Dur Yürü dersi grubunda. Ne oluyor biliyor musunuz? Enerjimiz aşağıdan yukarı doğru yükseldikçe aslında soğumaya başlıyor. Örnek vereceğim. Solar plexüsteki enerjimiz ve frekansımızla boğaz çakramızdaki enerji birbiriyle gerçekten soğukluk anlamında yarışamayacak kadar. Burası daha soğuk. Ve soğumaya devam ediyorum. Burası daha soğuk. Daha soğuk. Şimdi siz ta yüce yerlere gittiniz. Orada tabii ki üşüyeceksiniz. Ancak hani başta bir kar araştı şey kar çalışması yaptı. Yani karlar, bu soğuğu birazcık Evet. hissedin, hazırlanın diye. Bunun içindi. Ama çok seviniyorum. Çünkü grubu çok şey buldum bu defa. Çok hazırlıklı, çok istekli. Direkt girdiniz. Ben özellikle bu çalışmada şu gözlemci sıfatımı da durdurdum. Burada dünyevi işlerle uğraştım. Sizi bekledim gerçekten kapıda. İçeri girmedim. Çünkü orası size ait bir yerdi. İnanın ruhsal anlamda tek kelimeyle ifade edeceğim.
Oradaki şeyleri, fizik ve enerji bedeninize indirdiğinizi, aldığınızı fark etmişseniz şunu söyleyebiliyorum. Kodlandınız, tohumlandınız, size yüce bilgiler yüklendi. Ne olduğunu siz biliyorsunuz. Ve bundan sonrası hayatımızdaki ilerlemeler, gelişmeler ve aşamalarda onları adım adım takip etmek. Bazen tıkanıyoruz, bazen ilerliyoruz ama çok güzel. Başka ne söylemek istersiniz? Başka. Tamam, gözyaşı. Bunlar normal artık. Şeyde kapıyı hani söylediniz ya, kapıya şey yaptım. Siyah böyle parmaklıklar şeklindeydi. Uzun uzun şeyleri vardı. İşte burunları vardı. Siyahtı kapının rengi. Sonra beyaz oldu. Sonra cama dönüştü o Çok kapı. güzel. Çok güzel. Bu şekilde. Bu kadar söylemek istiyorum. Peki, sırlar sizinle kalsın. Şimdi bakın, kapının bu tonu da çok önemli. Ondan dolayı kapı algınız çok önemli. Kendinizi imkanlara, fırsatlara, sonsuz potansiyeli açtığınızda, Fatiha'ya kendinizi, burası çok önemli arkadaşlar, layık gördüğünüzde nasıldı önce? Sanki hapishane direkleri gibiydi, kapıları gibiydi, çelik kapılar. Sonra dönüştü, giderek dönüştü ve siz bunu talep etmeden dönüştü. Çünkü iç dünyanızda siz istekliydiniz ve bunu onlar enerji olarak algıladılar. Sevgili arkadaşlar, o seviyede sadece ve sadece yüksek duygular ve yüksek titreşimler işe yarar. Mesela orada egoistçe, bencilce arzular pek cevap bulması. Bizi, ya, lütfen yanlış anlamayın. O boyuttan aşağı atılan oldu mu? Atıyorlar gerçekten. Gerçekten aşağı atıyorlar. Giremiyorsunuz. O kapı birden kapalıyor. Bütün duygularınız dumur oluyor. Arzu Hanım, çok teşekkür ederim. Bir iki Rica arkadaşım ederim. daha var. Önce galiba Asiye Hanım kaldırmış olmalı elini. Daha sonra Güler Hanım'a söz hakkı vereceğim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Asiye Hanım. Buyurun. Yani çok değişik bir şeyler yaşadım ama anlatmak istiyorum aslında, yorumunuzu da merak ediyorum. Tamam. Kapı çok büyük bir kapıydı. Yani devasa bir kapıydı. Yani metrelerce uzunlukta diyebilirim, oval bir kapıydı. Ve iki yöne açılan kapılardan, eski ahşap kapılardan. İçeriye girdiğim anda beyazlıktan göz gözü görmüyordu. Zaten hiç kimseyi pek göremedim ilk başlarda. İlk önce Kur'an-ı Kerim verdiler. Sonra Kur'an yazılı bir beyaz bir elbise giydirdiler. Çok güzel. Ama yüzleri göremedim, hep böyle ışık. Biraz daha ilerledikten sonra çok değişik böyle Kızılderililer falan vardı orada. Toz gibi bir şeyler verdiler. Bunu üfleyeceğimi söylediler. Peki, ya Bir şeyler daha var hocam, onu da anlatayım. O da çok ilginç geldi. Su damlasından varlıklar ağlayarak inci döktüler ve o incilerden bir kolyeydi galiba, yaptılar, verdiler. Bir tane daha var. O da çok ilginç geldi. Kaya zannettim ama o da canlı bir varlıkmış. Böyle göğsünü yardı, oradan kırmızı bir elmas gibi bir şey çıkarttı. Yani çok değişik bir şeydi. Yani hiç hayatımda evet. ne bileyim ya, oturup düşünsem bile tasarlayacağım bir şey değil. Sevgili arkadaşlar, yaptığınız çalışmanın ve kendi değerinizin ne olduğunu anlamanız için çok kısa bir şey anlatacağım. Bu yaptığımız çalışma çok yüksek bir ruhsal çalışmadır, mental boyut çalışmasıdır. Piyasa değeri 25 bin liradır bunun eğitimi. Anlatabiliyor muyum? Bakın, sizler yetenekli olduğunuzu, Hakkınızı helal edin hocam. yeteneklerinizi fark ettiğiniz için ve tabii ki çalıştığınız için bunları çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ben bütün eğitimlerimde sizlere gerçekten yeteneklerinizi daha derinden fark etmeniz için bu tarz fırsatları size sunmaya ve göstermeye çalışıyorum. Yüksek alemden rehberlikler aldınız, bilgiler aldınız. Anlattığınız şeyleri çok hızlıca açıklayacağım. İnciden başlayalım. İnci her türlü şifa, özellikle feminen enerjinin, dişil enerjinin şifalanması.
Oradaki kırmızı figür, o yine bir taştı, kayadan çıkan. O da sizin için ateş elementi. Sadece eril figür değil, başlatıcı, dönüştürücü ve hayatınızdaki toksikleri arındırıcı bir figür. Beyaz elbise, Kur'an yazılmış elbise, Kur'an-ı Kerim verilmesi tamamıyla hayatınızda Kur'an'ın inşallah bu aşamadan sonra daha fazla etken olacağı, daha fazla size ruh katacağı yönünde kendi yüksek versiyonlarınızın bir kesitini Asiye Hanım fark ettiniz ve inşallah bu yolda ilerlersiniz. Başka Çok teşekkür açıklamamda ederim hocam. Çok Kızılderilileri şöyle, Kızılderilileri onu eski. çok merak ettim. Evet, toz Güzel. verdiler ve Güzel. üflememi söylediler. Güzel. O da şu. Hepimiz hayatımızın bir döneminde genlerimizden aktarılan bilgiler vesilesiyle işte tarım toplumu, ilkel toplum, şamanik toplum, doğa bilgesiydi kısaca anlatabiliyor muyum? Kızılderililer eşittir doğa bilgeleri. Dolayısıyla doğal yaşantıya, doğa bilgeliğine yani şamanik öğretilere birazcık dikkatiniz çekilmiş. Onun için uzaktalar, onun için size flu gözüküyorlar. Tamam bir şeyler veriyorlar ama dolayısıyla bu konuya birazcık ilgi gösterirseniz daha yüksek bilgiler ve bilgelikler orada sizi bekliyor. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Rica İyi ederim. akşamlar İyi diliyorum. akşamlar. Güler Hanım'a söz hakkı veriyorum. Ses açıldı. Hocam ışık bir alandı. Kapıda ışıktan ibaretti. Kocaman sema açıldı böyle. Heyecanla girdim içeri. Ne yapacağımı şaşırdım önce. Hazreti Hızır geldi dedi. Ben sana bir liste hazırladım. Çok güzel. Dedi ki gelsin de kendin iste artık. O liste zaten direkt dönüştü. Her şey oluştu orada böyle görüntü olarak. İşte rengarenk mücevherler falan böyle bolluk bereket. Ben kendim de orada ilim, işte şifacılık. Çok güzel. Yani şöyle bu dünyada bilim ve bütün hayrına kullanabileceğim ve Rabbime anlatabileceğim her şey istedim. Baktım çok şey istiyorum. Dedim ki karşılığında kaç Fatiha okumam lazım ama çok şey istedim sanki burada. Denildi ki ne istersen iste tek Fatiha karşılığında hepsini alacaksın. Hepsi Evet, aynen. senin. Aynen. Hepsi verildi istediğim. Hatta Fatiha okudum. Sen yine iste. Hatta tekrar tekrar lazım oldukça gel dediler. Peki, Öyle oldu artık. şu, İnanıyorum. şunu merak ediyorum. Tabii bunu enerji alanınızdan okuyabiliyorum ama bunu söylemeniz buradaki arkadaşlarımızın fark etmesi, duyması açısından da önemli. Hisleriniz nasıldı, ne yaşadınız, ne hissettiniz? Orası gerçekten dünya dışı bir yer miydi? Heyecan. İlk başta çok heyecan vardı. Sonra da ferahlama, Çok güzel. sakinlik, dinginlik. Ama başta çok heyecan vardı. Bu değerli çünkü sevgili arkadaşlar, hisleri böyle kolay kolay, daha doğrusu mümkün değil, bunu anlatmak istiyorum. Hisleri taklit edemiyoruz. Tamam, öfkelenebilirim, kızabilirim. Ama buradaki gibi Güler Hanım kendisini bırakmış. Ya yani böyle durup dururken kişi kendisini heyecanlandıramaz, anlatabiliyor muyum? Durup dururken kişi kendisini birden ferah bir ortamda bulamaz. Durup dururken, affınıza sığınarak söylüyorum, Hızır Aleyhisselam'ın orada olduğunu uyduramaz. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bunlar zihin ürünü olamaz, onu anlatmak istiyorum. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam gibi ve yüce bildiğimiz birçok insanın kamil gibi yüce Allah'ın farklı bir şeriatla görevlendirdiği zaman aşırı, mekan aşırı birçok yetkisi olan inanılmaz bir figür, insanüstü bir figür. Ve Hızır Aleyhisselam hayatımıza dokunduğu anda Güler Hanım haberiniz olsun. Bir şeyler tuzla buz olur. Duvar yıkılır. Gemi delinir, çocuk ölür, duvar yeniden ihya olur. Ancak bunların hepsi bizim için en yüksek hayırları getirir. Anlatabiliyor muyum? Şunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Hızır Aleyhisselam'dan her ne kadar bu cümleleri kursam da korkmayınız.
Rahmete kendinizi bıraktığınızda gücü, kudreti ki Allah'ın size verdiği güç ve kudrettir. Her şey ondan kaynaklanır. Onlar hayatınızda fazlasıyla yer aldığında bambaşka bir birey olursunuz. Kalıplarınızdan, sınırlarınızdan kurtulursunuz. Yüce Allah'ın sonsuz isimlerini kendi potansiyelinizle deneyimlemeye devam edersiniz. Tebrik ediyorum. Heyecan çok önemli. Ferahlık çok önemli. Oradaki enerjilerin alınmış olduğunun da aynı zamanda kanıtı. Hocam o zaman bir şey diyeceğim. Ben Hızır Aleyhisselam öncesinde de görmüştüm. Şöyle ben bugün olumsuz bir şey düşündüğümde sapasağlam tabağı yıkarken kırıldı. Şöyle süngerlerken ortadan bölündü böyle. Evet güzel. Şimdi mesela bu evet. Çatlak falan değildi. Ona ben hayret etmiştim ve sorunun cevabı şu an çıktı aslında söylediniz az önce. Evet. Bakın şöyle sevgili arkadaşlar. İnsan özellikle siz hanımlar iyi ki demek istemiyorum. Kendi gücünüzün çok az farkındasınız. Şu kadar bile değil mesela. Hızır Aleyhisselam ve diğer tasarrufları devam eden Evliyaullah birebir hayatımızda etkendirler, eşyaya müdahale ederler. Mesela buzdolabınız bozulur, mesela kapınız kırılır, mesela evde hiç olmayacak bir şey kaybolur, gözünüzün önünde böyle alıp saklarlar onu, anlatabiliyor muyum? Çünkü bunların hepsinin hikmete dair hayatımıza yansımaları vardır. Lütfen daha hikmetli gözlerle hayata bakmaya niyet edip bu derin sırları da kendi hayatımızda çözebiliriz. Tebrik ediyorum Gülhan Hanım. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel şeyler olmuş. Sıradan gidersek Şerif Hanım'ı daha önce gördüm. Şükran Hanım son anda atak yaptı. Şerif Hanım söz hakkı sizde. Müsaitseniz buyurun. Hocam hayırlı akşamlar. Ben tabii. Ahşap bir kapının önündeydim. Melekleri, 6 tane melek sağımda ve solumdaydı. Bir tane melek de başımın üzerindeydi. O çok büyüktü zaten. Kalbimi ve üçüncü gözümü aktive ettiler. Arkasından kapı o kadar büyüktü ki bu Anunnakilerin şeyini de gösteriyorlar ya sürekli televizyonda falan da görüyorum. O kapılardandı, işlemeli bir kapıydı. O melekler de oradan çıktılar açıkçası. Sonra içeriye girdiğimde sağ tarafta bu arada kalbim o kadar kötü atıyordu ki çok değişik bir duygu yaşadım gerçekten. Sağ tarafa girdiğim zamanlar kristal bir tane yumruk büyüklüğünde mor bir taş verildi bana. Yalnız o küçük bir tepsi içerisindeydi bu taş. Tepsiyi de istedim ben. O tepsiyi vermediler bana. Yerahtılar. Verdiler sadece. Bu arada yanımda bir de çanta vardı. Ben aldığım şeyleri ona koymayı planlamıştım. Onun içerisine koydum. Daha sonra ileriye doğru giderken birden alan karardı. Ben o alandan koptum. Bu sefer Yafettah ismini okumaya başladım. Çok güzel. Çok güzel. Yafettah ismi gelince birdenbire alan yeniden sanki böyle kapanan alan geri açıldı. O arada tekrar yüzmeye başladım. İleriye doğru gidince hatta şey sordum, kaç tane Fatiha okumam lazım? Bir sürü şey var çünkü, o kadar çok şey vardı ki. Ama ben her şeyi istemedim. Böyle şey dedim, şifa alanında biraz kendimi yetiştireyim, öğreneyim bir şeyler dedim. O arada bana bir tane kadeh gösterdiler. Hatta kadeh 2 taneydi. Sonra bir tanesine yöneldim ben. O kadehi içmemi istediler. O arada içtim, ayaktaydım zaten. Kadehi vermediler, suyu içirdiler bana sadece. İleriye doğru gittikten sonra da görümün açılmasını ve işitimin açılmasını istiyorum. Ben gerçekten Rabbim nasip etsin hepimizin inşallah. O arada bir beyin gördüm hocam. Aşkım ilginç tarafı oydu zaten görüdeki. Bir tek içerisinde bir beyin gösterdiler. Beyin adeta böyle enerjik bir alan içerisinde. Ve beynin sağ tarafında kulağa gelen kısımda değişik bir enerjisel durum vardı. Ağ gibiydi. Hı-hı. Ben de şey nedir diye sordum. Onlar da dolu işiti dediler. Buna bir şey okumam lazım mı dedim. Girerken okumuştum zaten. Gerek yok dediler. Sonra ben sol tarafa yöneldim. Tam kapıya doğru gelirken hocam geçenki çalışmamız da daha doğrusu dün değil ondan önceki gün
Salı günü doğru. Salı günkü çalışmamızda da ben de melek görmüştüm ve çok aşırı büyüktü ve o bana sarılmıştı. Yine aynı meleği gördüm. Ve o yine yukarıdan indi. Beni dışarıya çıkarmak için kanatlarını arkamdan tutup ilerletmeye başladı. Kapıya yaklaştığım zaman da bana sarıldı ve o kadar pamuk gibiydi, o kadar güzel bir histi ki böyle kendimi çok iyi hissettim. Bilmiyorum, destek arayışım mı var? Hep aklıma böyle bir şey geliyor bana sarıldığı zaman. Ben de ona sarıldım ve şey dedim, başka bir şey vermeyecektim dedim. O da bana şey dedi en son bilerek, tamam tamam dedi, bir tane meşale verdi. Meşale nedir bilmiyorum. Meşaleyi de aldım, çantaya koydum. Sonra ben de ona gidip tekrar sarıldım ve tabii selavatlarla, fatihalarla oradan ayrıldım. Çok tatlı olmuş. Meşale, evet. Aydınlatıcı, yol gösterici, rehberlik yapıcı, bir öz, bir figür, bir enerji. Her hayatınızda sizden başkasına, diğerlerine bir konuda yardımcı olmak, bir yol çizmek, bir nasıl diyeyim, aydınlatmak isterseniz bu enerjileri almışsınız. Özellikle yaşadığınız oradaki yüksek duygular, tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar, duyguları tasarlayamıyoruz. Zihin bunu yapamıyor, anlatabiliyor muyum? Bu açıdan çok değerli. Ya onlar gerçek kısaca. Peki duyguları ne oluşturuyor? Görünüşte hormonlar. Hormonlar dışa yansıyan kısmı. Ben bunu özellikle istiyorum. Çünkü ruhsal boyuttan bilgilerle dönmemiz lazım. Kazanımlarla dönmemiz lazım. Eğer bu çalışma sevgili arkadaşlar, işte çözer kalıp konuşan arkadaşların tamamını da gördüm. Adapte olmuşlar, başarmışlar. Adapte olabilmişseniz, bunu genelde hep söylemeye çalışıyorum. Kan değerleriniz bile değişmiştir, anlatabiliyor muyum? Yani bir imkan olsa, çalışmadan öncesinde ve sonrasında kan alsak ve bunu ölçmeye çalışsak, farkı görebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla güzel bir çalışma olmuş. Şerif Hanım, tebrik ediyorum. Bundan sonra hayatımızı izliyoruz ve değişiklikleri fark etmeye çalışıyoruz. Sıradaki, evet, Şükrü Hanım sabırsızlanıyor. Hakkımı kimseye yedirmem ben diyor. Hadi bakalım. Hocam merhabalar. Galiba merhaba. En karlı ben çıkmışım hocam. Bakalım. Çünkü ilk önce bir ışığın altında bir grup insanın toplandığını gördüm, beyaz bir ışığın altında. Kimisinde beyaz elbise, kimisinde gri, kimisinde daha koyu renkler vardı. Üzerinde karlar yağmaya başladı. Ondan sonra karlar yağdıkça çok gri olanlar da, koyu renkli olanlar da böyle yavaş yavaş renkleri aktı aşağı doğru. Hepsi beyaz ışığa dönüştü. Sonra kapıya gittiğimizi gördüm. Çok büyük bir kapıydı. İki kanatlı bir kapıydı. Kenarlarında çok ince böyle bir saman sarısına benzer bir sarı renkli bir çerçeve vardı. Ama iç böyle beyaz, böyle ışık gibi bir şeydendi. Sonra açıldı kapı, tabii şey yapma, Fatiha'yı okurarak girdim. İlk önce Fatiha'yı okurarak girdim, selam verdim. Çok güzel, aydınlık, böyle bembeyaz bir yerde. Ondan sonra işte okuduğum Fatiha'nın karşılığında burada neler var, neler alabilirim diye sordum. İsteklerini söyleyin dediler. Valla 3 tane Fatiha'ya bütün maddi isteklerimi aldım. Ne olduğunu tek tek saymayacağım, bayağı birçok. Sonra 5 tane Fatiha'ya bütün manevi isteklerimi aldım. Elhamdülillah. Daha şey yaparken 3 tane oku deyince 3.yi bitirirken daha bütün istediğim hepsi verildi. 5 tane de manevi isteklerim için söyledim. Onun da daha 4.sini okudum. 5. okulurken tamam verildi dendi. 5. yine de okudum. Sonra ayrıyetten bir eşya ile ilgili, eşyayı değiştirmekle ilgili özel bir şeyler istedim. Onları da verdiler. Bir de ayrıyeten boyutlarla ilgili bir şeyler istedim. Onları da aldım çok şükür. Bir de Fatiha-i Şerif'in özel güçlerinden 15 tane özel bir yardımcı aldım hocam. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar, böyle akıl dışı bunlar, farkındayım. Genelde nedense Şükrü Hanım'a denk geliyor benim bu açıklamalar. Bilmiyorum hocam. Uyduruyor muyum artık? Hepsini mi aldım? Çok şükür. Evet. Ya şunu söyleyeceğim. Aslında ne oldu onu söyleyeyim. Aslında ne oluyor onu anlatayım. Kendinizi sonsuz rahmete, sonsuz potansiyele açtığınızın bunlar göstergeleridir. Ve açtıkça açılmanız lazım. Az önce galiba Şerif Hanım'dı. Karanlığa rastladı. Korkmadı, kaygı duymadı ve Feta ismini söylediğinde
sırların, alanların, karanlığın açıldığını gördü ve yeni şeyler, maceralar yaşamaya başladı. Kısaca, özellikle bu hafta sonu pazar günü yaptığım Ankara'daki nefes deneyimde arkadaşlar, aramızda birkaç arkadaş var galiba, yani sanırım gördüm onları. Şunu gördüm arkadaşlar, daha önceki yaptığımız çalışmalarda da bunu görüyordum, nefes çalışmalarında. Nefesi alamıyoruz. Nefes böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani almak istemiyoruz. Nefesi yaşamak istemiyoruz. Küçücük bir ağızla, küçücük bir burunla sonsuz rahmetten bütün benliğimizle istememiz lazım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Nefesi aynen, o kadar derinden istememiz ki. Çok kısaca pazar gündeki arkadaşlarla da çok detaylı konuştum. Sığ nefes, sığ istekler, sığ düşünce, sığ beklenti, sığ hayat sevgili arkadaşlar. Başka ötesi yok yani. Ve korkarak, üzülerek söylüyorum. Sığ bir iman. Derinleşememiş bir iman. Ve korkunç kısmı burası zaten. Ondan dolayı kendiniz Yüce Allah'ın sonsuz rahmetini açın. Sonsuz onun bonkörlüğüne. Yani bakın Vehhab ismi. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O vermek istediği için veriyor. Kendisini böyle tanımlıyor bize. Evet hocam, ben de zaten sözünü kesiyorum ama hep Vehhab ismini söyleyerek istedim. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar mesela Vehhab ismi şerifi, Ebced değeri çok şeydir. Bakın rahmet ne kadar geniş kapsamlı. Evet. Çok kısadır. Mesela Zülcelal ve İkram 1100 iken sevgili arkadaşlar, Vehhab ismi sadece 14'tür. 14, evet. 14. Günde 14 kere okuyabilir misiniz? 14 çarpı 14 okuduğumuzda karesi, yani 196 yapıyor galiba değil mi? Bakıyor, evet 196. 196 kere okuduğumuzda Vehhab ismi şerifi azam derecede hayatınızda olmaya başlar. Yani hayatınız bolluktan, bereketten, rahmetten inşallah biçilmez. Ama öncelikle bakın Vehhab şöyle çalışır. Hayatınızda bolluğu, bereketi, rahmeti engelleyen ne varsa birazcık onların gitmesi lazım. Bazı sıkıntılar başta yaşayabilirsiniz ama sonrası rahmettir. Şükrü Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hayır hocam. Hayırlı olsun, nur olsun. Sağ olun, Allah razı olsun hocam. İnşallah fazla uçmamışımdır. Yani ama Allah'ın sonsuz rahmetinden, yani sonsuz evet, bereketinden az bile istediğimi düşünüyorum. Aynen. Çünkü arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Ya çok küçük istiyoruz. Çok cılız istiyoruz. Aynen. Saçma sapan istiyoruz. İnsan bir bakıma isteme makinesidir. Didem Hanım söz hakkı sizde. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Didem Hanım. İyi akşamlar. Geliyor mu sesi? Evet. Gayet iyi geliyor. Buyurun. Ben galiba az isteyenlerden aldım. Daha mütevazı azıcık almak istedim ama çok doğru yapmadım. Şimdi siz konuşunca öyle anladım. Şimdi öncelikle kapıya geldiğimde yanımda iki tane küçük kız çocuğu belirdi. Elimden tuttular. Çok büyük bir, önce kapı ahşaptı, sonradan nura dönüştü. Nurdan bir kapı. İçinden geçtik kapının. Kız çocuklarıyla beraber. Hı hı. Sonrasında girer girmez Fatiha okudum. Önce kapıda okudum, sonra içeride okudum. Sonra dedim ki Allah'ım, yani tamam ben isterim ama sen bana hayırlısını ver. Hem benim için hem bütünün hayrına. Tekamülümü kolaylaştıracak. Neye ihtiyacım varsa sen bana onu ver. Ben sana kapındayım. Ellerimi açtım ve beni boş çevirme dedim. Bana dediler ki önce şurada bir su var, çeşme var. Orada bir abdest al, arın. Ama ben kapıda zaten o niyetle duruyordum. Daha içeriye girmeden, arınmak niyetiyle içeri girecektim yani. Abdest aldım, arındım. Sonra bir sofra gösterdiler. Buradan istediğini ye dediler. Ben üzüm yedim oradan. Sonrasında yine işte dua etmeye başladım. Bekliyorum yani, ben bir şey istemiyorum aslında. Yani bana başka bir şey yok mu, nasibimde başka neler var, bana vermek istediğiniz bir şey var mı diye beklerken ileride bir meclis gibi bir şey vardı, böyle toplu halde oturuluyordu. Oradan birisi kalktı, çok güzel, çok temiz kıyafetli böyle.
Kalbime Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi doğdu. O geldi ve üçüncü gözüme dokundu. O dokununca bütün çakralarımın çok hani gözümde canlandı yani. Renkleriyle beraber çok ahenkli bir şekilde döndüğünü gördüm. Sonra zaten yani böyle şey olarak ilkinmeye başladım. Yani bütün vücudum, bütün benliğimle böyle farklı hissiyatlar geldi. Sonra şükürler, işte dualar, salavatlar çekmeye başladım. Başka da bir şey isteyemedim zaten sonrasında. Çok mutlu ayrıldım oradan. Size tekrar teşekkür ediyorum bunları yaşattığınız, vesile olduğunuz için. Hayırlı akşamlar. İyi ama burada özellikle arınmayı ve kendinizi Yüce Allah'a tamamıyla teslim etmeyi, bırakmayı deneyimlediğiniz için bu çok özel bir şey zaten. Sonrasında o his ve beden düzeyinde yaşadığınız şeyler, fark ettiğiniz şeyler, ya bunlar direkt işe yarayan şeyler ve hayatımızı belli enerjilerle güçlendiren şeyler. Bundan dolayı da inşallah hayatınızda güzel açılımlar, güzel değişimler olur. Bu tarz çalışmaları fırsat buldukça sık sık yapabilirsiniz. Ve buradan aldığınız rehberliklerle hayatınıza yeni enerjiler, yeni ruhsallıklar katabilirsiniz. Şifa olsun. Tamam, iyi akşamlar. Gülay Hanım, tekrar söz istediniz, buyurun. Evet hocam, ben arada düştüm geldim de sizin şunu duydum, hani kısıtlayıcı istemek. Hani ben orada ilk girdiğimde böyle heyecan vardı ya, ne isteyeceğim, nasıl diyeceğim heyecanı vardı. Ve bana şöyle bir şey geldi, ne demek ne isteyeceğim? Hani istemek senden, vermek benden. Eğer isteyemiyorsan gösterelim. Hani koca evren oluştu hocam. İlimden tutmuş her şey, peygamberler, evliyalar, melekler, her şey. Yani böyle ismini sayamayacağım kadar şey oluştu. Şimdi hocam yine bir kul olarak kısıtlı düşündüm. Diyorum ki peki bunları nasıl alacağım? Şöyle evren alındı, kalbime konuldu. Çok güzel. Aynen. Bu kadar. Yani şimdi burada ben ne kadar gerçekten kısıtlayıcı düşünüyormuşum. İstemek bile nasıl oluyor acaba? İstesem mi? Nasıl istesem? Hani diyor ki al zaten. İsteyemiyorsan hatta göstereyim. Al seç. Nasıl alacağımı bile bilemiyorum evet. Oradan. Şöyle Güler Hanım. Çok güzel bir nokta. Çok hızlıca bir şey anlatayım burada. Ya toplum olarak sevgili arkadaşlar, Türk toplumu olarak bize birileri kıt kanaat yaşamayı, kurban bilincini, hayatı böyle iki yakası bir araya gelmeyen, sürekli boş batağında yaşayan bir bilinci bize sürekli empoze ettikler. Dolayısıyla bakın, artık şu salyangoz kabuklarını atın, benliğinizi fark edin, Yüce Allah'ın azametini, kudretini, gücünü, onun asla yenilemeyen gücünü fark edin. Ve çok şey isteyin ondan. Bakın, evli olan bu tarz duaları var. Diyor ki Allah'ım, beni senden en çok şey isteyen kullarından yap. Anlatabiliyor muyum? Ben herhangi bir kul değilim. Ben olayım. Senden çok şey isteyen bir kul olayım. Bu ne demek biliyor musunuz? Kendimizi sürekli Allah'la birliktelik içerisinde algılamak demek. Tebrik ediyorum. Özellikle bakın. Ya hocam, bizler küserken baba eve arıyoruz ya, gidecek bir ev. Öyle bir ses geldi. Gidecek başka bir yere gitmiyorsun. Her daim buraya geliyorsun. Evet, aynen böyle. Dolayısıyla daha yoğun, daha güçlü, daha duygulu, daha hisli olarak istiyoruz ki Yüce Allah da bizden bunu söylüyor zaten. Duanız yoksa bir anlamı yok senin. Boşuna yaşıyorsun. Dua seni Yüce Allah'a bağlayan çok direkt, çok doğrudan, çok kestirme bir yol. Bunun için dua var. İsteklerinin olup olmaması konusunda ruh varlığısın, bedene takılmazsan mutlaka karşına çıkacaktır ruhunun yolculuğunda. Diğer boyutlarda
Farklı farklı şeylerle karşılaşacaksın. Soracaksın bu nereden çıktı? Diyecekler ki şu zamanda şöyle şöyle bir şey yapmıştın. İşte bunlar onlar. Neyse bu konuyla ilgili İnsan-ı Kamiller'in eserlerinde sayısız bilgiler var. Oralara bakabilirsin. Teşekkür ederim katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Asya Hanım söz hakkı size verip yazan arkadaşlar da yönünü koymasınlar diye hızlıca onlara bakmak istiyorum. Buyurun. Asya Hanım söz hakkı Özür sizin. dilerim hocam. Arkadaşlarımın hakkında yemek istemiyorum ama çok merak ettiğim için soracağım. Orada kanla ilgili bir şey söylediniz. Kan değerlerimiz yükseliyor mu? Şöyle, kan değerleriniz etkilenir, değişir. Yani Olum, yükselme şeyini inşallah. e, Çünkü olumlu anlamda. şimdi bir de bir şey var hocam. Bugün üşüdüğünüzden falan bahsetti arkadaşlar da. Ben de tam tersi iki avucum da yanıyor. Yani Hiç sorun değil. kulaklarımda basınç var, ellerimde ateş. Bakın şöyle, Yani bunlar hepimizin farklı bireyleriz, farklı bilinçleriz. Bedenimizin verdiği tepkiler. Tek bir doğru yok. Sadece doğru şu, bir değişme yaşadınız mı? Evet, yaşadınız. Ben üşüdüm, siz ısındınız. Bu kadar. İkisi de doğru yani, anlatabiliyor muyum? Farklı bir şey yok. tamam. Hakkınıza yabancı bir şey Acaba gelmiyor. ben farklı bir şey mi yaşıyorum dedim ama onu Yok. çok merak ettim. Çok teşekkür ederim. İyi Rica ederim. akşamlar. Evet Şükran Hanım, çalışmayı defalarca yapabilirsiniz. Helal olsun Sunay Hanım, Zeynep Hanım. Küçük bir kız çocuğu gibiydim. Evet az önce küçük kız çocuğuyla yola çıkan bir arkadaşımız vardı zaten. Çok güzel. Bakın mesela Zeynep Hanım da o yüksek alanın enerjisini içime çektim diyor. Bu da çok değerli arkadaşlar. Hani bakın kendinizi bilincinize bıraktığınızda, yüksek beğeninize bıraktığınızda arkadaşlar o ne olacağını çok iyi biliyor. Bengü Hanım. Evet, birazcık nasıl diyeyim, Mısır bilgeliğine, Mısır ezoterizmine bakmanız lazım Bengü Hanım. Özellikle arınmanız, üçüncü göz aktivasyonları ve ellerinizin yanması yine şifacılık ve üçüncü göz yetenekleri. Bunları almışsınız. Mutlu Hanım, evet, biz de üşüyoruz. Üşümüş. Çok güzel. Didem Hanım az önce söz hakkı aldı. Kız çocuğu gören kendisiydi, evet. Çiçek Hanım buradaysa hala Asiye Hanım'la aynı şeyleri yaşadığını ifade etmişler. Bu ilginç şey arkadaşlar. Hani burada hepimiz ortak alandayız ve birbirimizden etkileniyoruz bundan dolayı. Yasemin Yalçın Hanım, bu çok tatlı Yunus balığı. Zaten şifa. Zaten dünya dışı bir varlık aslında Yunus balıkları. İnci taşlı kolye, inciyi anlatmıştım. Yüksek feminen enerji, doğurgan, üretici, besleyici enerji. Ve okyanus. Zaten bu da şey, yine feminen enerji bir gülü. Bir de sonsuz kaynak, büyüklük, çokluk anlamına gelir. Nur Hanım. Aa, çok ilginç. Çocukluk arkadaşım vefat eden, çocukluk arkadaşım bana rehberlik etti. Güzel kokulu çiçekler. Omuzlarımdaki kalıplar çok değerli. Daha. Omuzlarımdaki kalıpları yani yüklerimi bıraktım diyor Nur Hanım. Çok rahatladım diyor bundan dolayı. Sevgili arkadaşlar, bakarsanız arkadaşlarımızın, özellikle katılan arkadaşlarımızın tamamı yüksek bilgiler ve yüksek farkındalıklar ve yüksek enerjiler yaşadılar, şifalandılar. Evet, buranın çok tatlı olmuş. Mesela mağara girişi gibi olması. Hepinize farklı zaten kapılar ve size göre açıldı o kapılar.
Kur'an yazıları, Davut yıldızı, hepsi çok değerli şeyler. Ya Davut yıldızı bir kere yukarı alem ve aşağı alemi anlattığı için ahenk ve denge demek sevgili arkadaşlar. Bütün maddi çalışmalarınızda Davut yıldızını kullanmanızı tavsiye ederim. Çok yüksek bir enerjisi vardır. İş sahibi bayrağıyla falan hiç ilgisi yoktur. Öyle düşünmeyiniz. O sembole adamlar sahip çıkmaya çalışıyorlar. Sembol evrenseldir arkadaşlar. Amaçlarınız için, biraz da maddi amaçlarınız için Davut yıldızını kullanmanızı çok tavsiye ederim. Evet, inci kolyeler çok gelmiş. Tabii bu kadar hanımın olduğu yerde inci olmayacak, ne olacak? Mesela Yasemin Hanım sizdeki de benzer. Önce kapı kahverengi, sonra rengi değişiyor, beyaz oluyor. Niye? Çünkü kendinize izin veriyorsunuz. Ben buraya girmeye izinliyim. Buraya talipliyim diyorsunuz ve o zaman enerjisel yapı değişiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bu yaklaşımların, bu anlattıklarımın büyük bir kısmı aslında sizin bilinçaltı dönüşümlerinizi, bilinçaltı sembol dillerinizi de anlatıyor. Bunlara da ufak ufak birazcık dikkat kesilmenizi rica ederim ki kendinizi çok derinden tanırsınız. Evet Emine Hanım, nurdan bir şey, büyük bir kare. Sonrasında nura döndü, altın rengine döndü orası diyor. Bunlar his düzeyinde yaşanan şeylerdi arkadaşlar, çok tatlı. Esra Hanım, kapı mor, evet. Esra Hanım zaten iyi bir psişik sevgili arkadaşlar. Buradan mı bilmiyorum. Bundan dolayı oradan başka renk zaten oraya olmaz. Evet Nesrin Hanım, eğer elleriniz yoğunlaşmışsa, elleriniz ağırlaşmışsa şifacılık özelliğinizi yeniden fark edebilir, bunu kullanabilir ve bunu da kendi hayatınıza katabilirsiniz. Şefika Hanım, sözüm bittiği yer galiba ki sadece muhteşem oldu demiş. Kesinlikle sevgili arkadaşlar, bunlar çok güzel deneyimler, çok güzel tecrübeler. Hepinizin hayatına ışık olsun, nur olsun. Söz hakkı var. Şefik Hanım mı? Nerede? Evet Şefik Hanım, buyurun. Hocam benimki çok güzeldi. Benim kalbim yeni dinginleşti. Ondan konuşamadım. Muhteşemdi. Yani gördüğüm alan gördüm mor. Kapıdan girdim. Elhamdülillah'la girdim. Hala kalbim çarpıyor. Ama muhteşem bir alandı. Yani söyleyin deseniz söyleyemem. Tamam. Yüklenen enerji yok, sır değil. Yani yüklenen tüm bedenimde, moleküllerimde hissetti bu istediğim her şeyi. Çok güzel. Yani varlığınıza şükran duyuyorum. Allah razı olsun. İlminizi kat kat Rabbim artırsın. Amin, amin. Aldım, kabul ettim. Allah razı Çok olsun. güzeldi. Bunlar sevgili arkadaşlar, bakın tekrar şunu söylüyorum. Ne olur beni yanlış anlamanızı istemem. Benim bütün oturumlarım, bütün eğitimlerim belki sadece bir kişi içindir. O olmuşsa benim için başarıdır, iş bitmiştir. Bunu defalarca söyledim, defalarca görüyorum. Dolayısıyla buralara sevgili arkadaşlar, bu eğitimler, bu platformlar, bu organizasyonlar sizin niyetlerinizin sonucudur. Niyetleriniz Yüce Allah vesilesiyle, ben vesile oluyorum. Ben de somutlaşıyor. Ben bunu size aktarıyorum. Alıp almamak, istediğiniz kadar almak tamamen sizin tercihiniz. Dolayısıyla Fatiha 7 Kur'an tesirinde, 7 Kur'an faziletinde dile kolay, yapılması son derece kolay bir etkinlik, bir ruhsal sistem, ruhsal bir okul. Ondan dolayı Fatiha evreni. Onun için arkadaşlar, ne yapın yapın, hayatınıza daha çok katın. Özellikle şunu söyleyeceğim. Biraz da biyoenerji ya da ruhsal şifa ile ilgilenen arkadaşlarımız, ki buradaki arkadaşlarımızın neredeyse tamamı. Bazı vakalarla ilgili
şunu yapmanızı isterim. 41 tane Fatiha. Bu çok eskiden beri sevgili arkadaşlar, insan kamiller tarafından uygulanan bir yöntem. 41 Fatiha okuyorsunuz ve o kişiye niyetinizle şifa bulmasını, travmasının çözülmesini, işte para kaybetmiştir, işte evliliği dağılmak üzeredir, işte çocuğu hastalanmıştır, neyse yardımcı olmak istediğiniz konu. Fatiha'yı bu anlamda da ona bir dua, bir niyet olarak sevgili arkadaşlar hediye edebilirsiniz. Onun için hani yüksek şifalı yapıdan lütfen daha çok faydalanın. Perihan Hanım, son olarak size söz hakkı verip yayını kapatacağım. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Sadece ben yetişemedim de kayıt edeceksiniz değil mi bu videoyu? Tabii. Kayıt ediyorum. Sonra yapabiliyorum o zaman yine. Evet, yapabilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı akşamlar. Değerli arkadaşlar, bir Fatiha okuyup bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Okuduğumuz Fatiha'yı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.